Okay guys, sorry. Türkçe konuşacak, kafam karıştı ya. BC Seoul takımının gücü. Hayır! Merhabalar hepinize. Ben Emlakçı Oytun Mertol. Yeniden sizlere bir kutunun açılımını göstermek için karşınızdayım. Bu kez kutusunu açacağımız büyük bir parça. Uzun süredir sizlere büyük stadyumlu bir set açmamıştım son açtığımda. Takvimler sanırım 2017'nin yaz aylarını gösteriyordu. Saçlarım kısaydı ve video düzenlemesi konusunda bu denli deneyimli değildim. Bakalım paketin içerisinden ne çıkacak? Ben de Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor olacağım. Kameraman arkadaşımdan bir makas alırsam bu paketin bantlarını açmayla parmaklarımı uğraştırmamış olurum. Paketi açmadan önce gerçi şurada yazan notlara mı bir göz atsak? Hemen de açıldı. Güney Kore'den geliyor bu paket. Bana özel bir şeyler var bu paketin içinde. Umarım net bir biçimde okuyabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Şimdilik bunları geri aldım çünkü Güney Korece bilgim oldukça zayıf, o yüzden bunları okuyamadım. Ancak kendi adresimi okuyabiliyorum. Osman Ağa Mahallesi, Serapiyer Caddesi, No. 9A1, Kadıköy, Öngören Gayrimenkul Danışmanlığı. Herhangi bir gayrimenkul alım satım kiralama işiniz olursa adresimize bekliyoruz dostlar. Herkesin bir gün gayrimenkulü olacak. Onun dışında paketin üzerinde vergiler yazıyor. 4,5 TL, toplamda 5 lira 10 kuruşluk bir vergi ödenmiş. Ürüne kaç para verdiğini göstermemişler. Faturası belki de içinde saklıdır. Bunu açmak tam bir savaş. Bu arada biz gayrimenkul danışmanları çoğunlukla makasları bant kesmek için kullanıyoruz ve bant kesmek makaslar için hiç de sevilen bir şey değil. Çünkü bir makasla neden çok bant keserseniz makas körelmeye bir adım daha yaklaşıyor. Bu paketi açtık. Şanslıyım ki özel baloncuklu poşetin içine koymuşlar. Benim Beyblade koleksiyonlarına ne denli değer veren biri olduğumu anlamış olsalar gerek ki kutusuna zarar gelirse üzülürüm diye düşünerek bu özenle paketleme işlemini gerçekleştirmişler. Paketle çıkmak istemiyor gibi sanki. Bunu ona geri koyacağız bir de. Düşünün ne denli zor işler dostlar. Bu güzel paketi acaba hiç açmasam böyle mi kalsa? Çok güzel görünmüyor mu dostlar? Çok bir başyapıt. Şuradan ufak makas darbeleri. Ardından bir de bu yandan. Kapakçığını açtık. Lütfen kutusuna zarar gelmemiş olsun. Bu patlatma seslerini duymaya bayıldığınızı biliyorum. Ben de çok seviyorum. Kutuya biraz zarar gelmiş ancak olsun. Çok da berbat durumda değil. Şimdi reji arkada ses yapmayalım lütfen. Beyblade vs. God seti, turnuva seti. Beyblade God Battle Set diye geçiyor. God Valkyrie. I got it. Genesis Valtryek. Attack türündeymiş ve Cry Saturn. Last chance to take a good look at Kinetic Saturn before it sends you packing. Özel blue rengi, mavi rengi, bunun da özel kırmızı rengi. Dolayısıyla normal tekli paket aldığınızda çıkmayan renklerinden. Bunlar da kim? Cry Saturn ne? God Valkyrie ne? Diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Beyblade Burst Evolution serisinde Volt Ao ile neydi bunun adı? Silas. Silas'ın Beyblade'leri
Kinetic Saturn'la Genesis Volt React. Normalde İngilizce'deki adları ve Türkçe seslendirmesi çıktığındaki söyleneceği adları da bu biçimde. O iki karakterin Beyblade'i bu setin içerisinde karşımıza çıkacak. Arkada çok fazla ayrıntı var, bunları kameraya bakarak göstermesi oldukça karmaşık olacak. Ben en iyisi bu özel kutunun açılımını yakın çekim tekniğiyle gerçekleştireyim. Beyblade Burst Evolution serisinden Beyblade'lere de merhaba demiş oluyoruz böylece. İzlemede kalın dostlar. Gelelim bu kutuyu yakından açtığımız bölümlere dostlar. Buraya bant koymuşlar. En iyisi rejiden bir maket bıçağı yardımı almak. Reji bakalım maket bıçağını kaç saniye sonra getirecek. Bu arada rejide yine sürpriz bir ad var. Hebeke bizimle değil. Tıpkı Ivana Sert mi diyordu o bizimle değilsin diye. Aynen onun dediği gibi. Ancak bu kez bizim onu istemememizden kaynaklı bir durum yok. Kendisi gelmedi. Farklı işleri vardı. Biz de sonuçta Beyblade videoları çekiyoruz. Bekleme yapmamamız gerekiyor. Bu nedenle bir an önce kutunun açılımına geçmiş bulunmaktayız. Kutu dediysem bu kutu ötesi bir şey tabii. Kocaman Beyblade Burst turnuva seti. Buradan biraz zor çıkıyor. Ancak o kutudan çıkacaksın. Kaçarı yok. Her yerde de bant var. Bakalım kutunun içinde bir şey var mı? Kutunun içine bakmak için kamerayı biraz kaldıralım. Evet, içi boş görünüyor. Kutuyu o zaman bir ayrıntılı inceleyelim. Baktığımız zaman Beyblade God Battle Set Takara Tomy. Üstünde God Valkyrie 6 VRB vs. Burada God Valkyrie'yi görüyoruz. Burada da Kinetic Saturn, Christ Saturn diğer bir adıyla da. Sponsorlar mıdır artık, diğer marka temsilcileri mi bilmiyorum. Onların logoları bulunuyor. Beyblade'lerin stadyumda nasıl savaştığına tanıklık ediyoruz. O iki tane ipli fırlatıcı, iki tane tutma parçası, bir tane stadyum ve iki tane de Beyblade'i veriyorlar. Bu da Silas'la Volt'un bir görseli. Gelelim kutunun altına. Burada yine kutunun içinden çıkacak şeyleri gösteriyorlar. Beyblade'lerin birbirine karşı savaştığı bir sahne. Kutunun diğer bir tarafı her taraftan ne aldığını gösteriyor. Sanırım biraz daha mağazadan satın alacak kişilere göre tasarlamışlar bu kutuyu. Arka tarafına bakıyorum. Yine kutunun içinden çıkacak şeyleri gösteriyorlar. Diğer çerçeveye baktığımızda aynı biçimde. Kutunun içinden çıkacak parçaları, stadyumu, tutma parçalarını, fırlatıcıları ve Beyblade'leri. Bu kodu okutursak acaba uygulamada bir işe yarar mı? Sanırım yaramaz çünkü bu Takara Tomy. Olayları Hasbro ile ilgili. Şimdi gelelim önemli bölüme. Kutunun arkası. Bakalım neler var burada. Beyblade'i fırlatıya nasıl takacağımızı, tutma aparatını nasıl kullanacağımızı gösteriyor. Stadyumda Genesis Volt React'in dönüşünü özel kırmızı rengiyle. Sonra stadyumda nasıl bir düzende döndüğünü göstermiş Genesis Volt React'in. Bir de mavi renkli Kinetic Saturn'un nasıl döndüğünü göstermiş burada da. Beyblade'lerin şu sanırım saldırı, savunma, dayanıklılık ve benzeri türdeki özellikleri. Hangisi hangisi acaba? Japoncamızı ki anlayalım. Güney Korece de olabilir bu tabi. Ürün Güney Kore'den geldi. İnsan bilmediği dilleri birbirine benzetirmiş. Onlar da bizim dilimizi gördüğünde Türkçe mi bu, İspanyolca mı, Fransızca mı diye söylüyorlardır eminim ki. Buradan ışıklar içinde yatsın. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı Latin harflerini kullanıyor olmayacaktık dostlar. Ona çok şey borçluyuz. Şimdi dönelim.
kutunun ayrıntılı incelemesine. Şu parçayı çıkardığımda o da ne? Beyblade stadyumu. Yoksa yalnızca stadyum mu var? Diğer parçalar yok mu? Aa, stadyumu koymuşlar, diğer parçaları koymamışlar. Niye böyle yapmışlar? Oldu mu şimdi? Buraya gizlemişler. Bir an beni kaygılandırdınız. İzleyicilere az daha kötüleyecektim bu ürünü. Şuradan baktığımızda çıkartmalarını görüyoruz. Çıkartmalarını. Hemen Reci tabii hala maket bıçağını getiremediği için bunları elimizle açmak durumunda kalıyoruz. Reci uyuyor mu kaldı acaba? Canı sağ olsun. Artık bunları açmanın bir yöntemini bulacağız ya da makası kullanırız. Birileri maket bıçağıyla aramı açmaya mı çalışıyor acaba? Maket bıçaksız kutu açılımı çileksiz bir fondüye benzer bence. Şu an size çileksiz fondü taktırdığım için bağışlayın sevgili izleyiciler. Bir kutu açılımının en önemli anı olan kullanım kılavuzuna geçiyoruz. Kullanım kılavuzunda yazan bilgiler yaşamsal öneme sahip. Çıkartmaları burada. Bunları yapıştırmak için 3 saniye süre alacağım sizden belli bir süre sonra. Ondan önce şunları bir inceleyelim. BA01 sanırım God Valkyrie'nin kodu ya da turnuva setinin kartı olabilir, bilmiyorum. Başka hiçbir bilgi yok üstünde. Şimdi de asıl kullanım kılavuzuna bakalım. Çok güzel, üzerinde neredeyse hiçbir İngilizce yazı bulunmuyor. Alt taraflarda gerçi şurada Tommy bir şeyler yazıyor ama okuyamadım. Hala okuyamadım. Neyse, Hiro Morita BPP Project TV Tokyo yazıyor sanırım. Öyle bir şey. Gerçi bu yazılar bir araya geldiğinde ne anlama geliyor? Ben de anlamış değilim. Şimdi gelelim asıl kullanım kılavuzumuza. Bu setin kullanım kılavuzu, ayrıntılı açıklamaları, BA01. Bu ürünün özel kodu oluyor sanırım. Bu turnuva setinin özel kodu. Bildiğiniz gibi her ürünün bir kodu var. Alışveriş yaptığınızda o ürünün kodunu yazarak koleksiyonunuzda eksik bir parça var mı onu görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Benim için güzel bir şey oldu çünkü biraz pahalı bir set olsa da yaklaşık 90 dolardı ve dolar şu anda 4,3 gibi bir şey. Umarım ben videoyu yayınladığımda düşmüş olur. Dolayısıyla içinde fırlatıcılar, tutma parçaları, fırlatma şeridi yok çünkü ipli fırlatıcı fırlatma şeridi ile fırlatıcının birleşimi gibi bir şey. Fırlatma şeridi çift taraflı, bu kez arkasını beyaz yapmamış Takara Tomy. Nasıl fırlattığımızı gösteriyor. Japonca ya da Güney Korece yazılarla. Ve gelelim tutma parçalarına. Bunlar tek başına tanesi 10 dolar civarında bir şeye satılıyor. Dolayısıyla ürünün fiyatı çıkıyor gibi. Aslında stadyum tek başına 50 dolara mı ne? Oldukça pahalı yurt dışında. Tutma parçaları tamam. Ha! İnsanın Beyblade oynayası geliyor gerçekten bu parçaları gördüğünde. Şimdi fırlatıcıları açalım ipli. Maviyi mi alsam beyazı mı karar veremiyorum açıkçası. İkisi de oldukça güzel görünüyor. Şunu gördüğünüz gibi buradan yerleştiriyorsunuz dostlar. Tık etti. Bir de sanırım şunun ucuna bir kilit ekliyoruz. Şurada vardı. Ya da yok muydu? Var mıyız yok muyuz? En iyisi kullanım kılavuzuna bir bakalım. Kullanım kılavuzunu anladım dedim ancak. Sanırım size karşı yalancı duruma düştüm. Olsun. Siz nasıl olsa beni biliyorsunuz. Artık yabancı değiliz. Emlakçı Oytun Mertol'u tanıyorsunuz. Onun ucuna bir kilit takmıyormuşuz.
Demek ki doğru anlamışım. Birinci parçayı taktık. Ha diye bunu fırlatabilirsin. İkinci parçayı da takalım. Bir kırmızı, bir mavi biçiminde yaptık. Herkesin bir tarzı var. Bir dostum sıkış. Evet. Bu da tamam. Aa, bunu gerçi yandan da takabiliriz. İster böyle fırlatabilirsiniz Beyblade'inizi. İsterseniz de çık dostum. Çıkmakta direniyor. Neden acaba? Şimdi Emlakçı'nın gücünü göstereceğim ona. Emlakçı'nın gücüne ne oldu? Çıkmıyor. Emlakçı'nın gücü ortaya çıkarken kameranın üçlü ayı yerinden fırladı. Şöyle takarsam böyle fırlatmış oluruz. Böyle takarsam da böyle de giriyor mu? Şöyle giriyor sanırım. Evet. Tamam, böyle takalım. Böyle takarsam fırlatıcımız bu şekilde. Diğerinde hemen emlakçının gücü. Ha, bu kez devirmedim. Büyük bir ilerleme kaydettim bence. Bu kez kameranın üçlü ayağını devirmeyerek yine taktım. Bu kez de ha diye fırlatacağız. İki ayrı fırlatış biçimiyle fırlatıcılarımız tutma parçalarıyla birlikte saldırıya hazırlar. Ve şimdi beklediğiniz an geldi artık dostlar. Beyblade'leri birbirine takıyoruz. Diğer bir Evolution serisinde bunlara Switch Strike deniyordu. Bakalım burada ne diyeceğiz, ya da hiçbir adı yoktur belki de. Şimdi öncelikle Genesis Volt React'in parçalarını bir çıkaralım. Şunlar ayrılıyor mu birbirinden? Burada ayrılmıyor, ancak Evolution serisindeki Hasbro Beyblade'lerde ayrılıyordu. Üç parça ama sanki dört parça gibi. Genesis Voltria, God Valkyrie saldırıya hazır, tek eksiği çıkartmaları. Çıkartmalarını da birazdan yapıştıracağım. Onun için sizden zaten bir 3 saniye süre isteyeceğim. Şimdi gelelim Kinetic Stomp'un parçalarını birleştirmeye. Christ Saturn diğer bir adıyla da. Çizgi filmde hiç Christ Saturn denmediği için bana bir değişik geliyor böyle duymak. İngilizce seslendirmesini izledim ben. Şu anda 30. bölümdeyim. Bakalım video yayınlandığında kaçıncı bölüme gelmiş olacağım. Christ Saturn'ın da parçalarını taktık. Şurasında özel zıplayan bir parça var. Anlayamadım ben de. Bu savunma türü bir Beyblade. Genesis Volt React'te saldırı türünde. İkisinin kapışması sürükleyici olacak sanırım. O sırada ben stadyumun da parçalarını çıkarayım. Bir de bunları takması var. O için işin yoksa bir de stadyumu birleştir. Hiçbir şey de hazır getirmiyorlar dostlar. Gerçi hazır getirseler ben ne çekeceğim? İçerik üretmekte en azından kolaylık sağlıyorlar. Az önce telefonun belleği doldu, o yüzden videoyu kesmek durumunda kaldım. Şimdi gelelim stadyumun birleştirmesine. Bunu nasıl birleştiriyoruz? Böyle. Tamam, şimdi oldu. Şimdi yukarıdan kilitlerini takıyorum. Şu biçimde. Umarım siz de gördünüz. Alttan da sıkıştırdık mı tamamdır. Rejiden küçük bir yardım almıştım o parçaları takarken. Ancak artık öğrendim. Tek başıma yapıyorum. Beyaz stadyumda anımsarsınız eski videolarımızda aynısının siyahı vardı. Videolar pek net görünmeyebiliyordu. Şimdi videolarımız çok daha net görünecek. Beyaz stadyumda iki Beyblade'in amansız kapışması. 3 saniye sonra onları çıkartmalarını yapıştırmış olacağım ve sizlere merhaba diyeceğim. İzlemede kalın dostlar. Sanırım 3 saniyem doldu dostlar. Bu sırada ben de çıkartmalarının yapıştırma işlemini tamamladım.
Şu God Valkyrie'ye de bir bakın, çıkartmalarıyla ne denli havalı görünüyor. Tam bir savaşçı. Thor'u izlediyseniz orada Valkyrie'ler vardı, özellikle de Thor'un 3. filmi Ragnarok'ta. İzlemenizi de öneririm, güzel bir filmdir. Ve bu da Kristjaton, İngilizce'deki adıyla da Kinetic Saturn. Kinetic Saturn bu, ben kullanacağım. Bakalım rakibim Umut Ali karşısında neler yapabilecek Kinetic Saturn. Bu videoda kendimizi göstermeyelim diyoruz çünkü videonun süresi şimdiden oldukça uzun oldu. İzlemede kalın dostlar. Okay guys, sorry. Türkçe konuşacaktık, kafam karıştı ya. Benim Beyblade'im Kinetic Saturn, Kristjaton diğer bir adıyla da. And from Sunbat United, it's Silas Carlisle. Karşımda da Umut Ali Cankurt var. Benim Beyblade'im de Voltrek V3, yani God Volt diye de geçer. PC Soul is sending back out newcomer Volt Ahoy. Bakalım bana karşı bir şansı olabilecek. Hadi kapışalım. İzlemede kalın dostlar. First battle. One! Let it rip! Full power! Ateş! Şimdi Kinetic Saturn! Sen gücünü! PC Soul takımın gücü! Hayır! Hayır! Karşı bir aslında. Bak bir sevinç yaşamanı istedim yalnızca. Ateş! Şimdi Kinetic Saturn'um. Bana kimin patron olduğunu anımsat. Thunderwolf'ek. Hadi Silas Carlisle'ın gücü. Ölüm dokunuşu. Evet. Ölüm dokunuşu. Evet. Third battle. Ready, set. 3, 2, 1. Let it rip. Go. İşte bu Kinetic Saturn'un ölüm vuruşuydu dostlar. Ejderha İmparatoru'nun gücünü kullanıyor. Nice. Hey! Not cool. Fourth battle. Ready? Set. 3, 2, 1. Let it rip. Hazır ateş. Şimdi Kinetic Saturn. Saldır Voltrek. Ejderha İmparatoru'nun gücü. Hadi Voltrek. Savun şala. Savun Saturn. Şala. Savun Saturn. Beni. Savun Saturn. Saturn Bon gücü. Gördüğünüz gibi Kinetic Saturn 2-0 geriye düşse de Genesis Voltrek'i yenmeyi başardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bu arada biraz da kendime çevireyim. Biliyorsunuz bu videoda kendimizi göstermedik. Çünkü bir an önce bitirmemiz gerekiyordu. Video kendiliğinden çok uzun sürmüştü. Özel kutunun, özel setin tanıtımını gerçekleştirdik sizlere. Ve Beyblade'im Kinetic Saturn, Silas Carlisle'ın Beyblade'i beni düş kırıklığına uğratmadı ve bana zaferi getirdi. Emlakçı Oytun Mertol'dan sevgiler. Bu arada kapanışı yapmıştık ancak söylemeyi unuttum. Bu videoda esenlik dilemeyi unuttuğumuz arkadaşımız Efe Kardeş. Kendisi YouTube videolarımı izleyen bir arkadaşımız. Aynı zamanda Büyük Beyblade Türkiye, Beyblade Burst Türkiye şampiyonasında da kendisiyle karşılaştım ve fotoğraf çekilmiştik. Fotoğrafı da şuraya bir eklerim düzenleme sırasında. Sizlere bir de ön bilgi vereyim. Önümüzdeki çekeceğimiz kutu açılımı videosu Lost Luminor olacak. Gerçi Takara Tomy olduğu için Lost Longinus diye geçiyor üstünde. Sanırım Türkiye'de daha açan olmadı. Ya da ben videoyu yayınlanarak açan birileri olacak.
İzlemede kalın dostlar. Emlak Çoğut'un Mert olarak bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler. Yaşı kalan hatenay gol yine vola vola sıkı dağ o kan sonuç ne kadar sonra ne